Bu sana çok yakıştı hayatım. Gerçekten tam size uygun. Ama bu çok pahalı. Başka birini deneseydim. Hayır canım, ben bunu beğendim. Annem de beğenir. Annem nereye gitti? Az önce dışarı çıktı. Dışarı mı çıktı? Canım ben bir anneme bakayım. Tamam hayatım. Allah Allah. Nereye gider bu? Anne! Anne! Buyur anne. Afiyet olsun oğlum. Ben tokum. Sen ye, sen. Bir ihtiyacın varsa... Yok oğlum, yok. Bırak da azıcık bakayım sana. Niye bakıyorsun bana? Oğlun asker mi anne? Anladım. Bana mı benziyor oğlum? Adı Salih. Askerliğini Hakkari'de yapıyor. Oğluma çok benziyorsun. Seni görünce yavrumu görmüş gibi oldum. Ya. Benim de iznim bugün bitti. Birazdan otobüse bineceğim. Görev yerime gideceğim. Bu da benden yol harçlığı olsun oğlum. Olmaz anne. Benim param var. Al oğlum, hatırımı kırma. Allah razı olsun anne. Alamam. Bize askerde iyi bakıyorlar. Hadi al, ısmarladık. Güle güle evladım. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol anneciğim. Anne, burada ne işin var Allah aşkına? Oğlum, Salih'im. Salih. Oğlum, nöbet mi tutuyorsun? Aferin benim aslanıma. Peygamber ocağını mı bekliyorsun yavrum? Aslan oğlum benim. Oğlum. Oğlum ne oluyor sana? Ne bu halin Salih? Her tarafın kan. Onlar kan değil ana, kan değil. Onlar cennet gülü, cennet gülleri. Al bak. Ne güzel kokuyor değil mi? Oğlunla gurur duy ana. Nöbet tutuyorum, memleketimi bekliyorum. Sakın ağlama anne. Eğer ağlarsan...
Çok üzülürüm. Ben ağlamıyorum ki. Ağlamıyorum oğlum. Gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Niye ağlıyorsunuz? Benim için üzülmeyin, ağlamayın. Ben çok iyiyim. Öyle bir fenalaştım işte parkta. Başım dönmüş. Oğlum, Kemal'im, niye ağlıyorsun? Ağlamasana yavrum. Dayanamam biliyorsun. Yapma yavrum. Vallahi iyiyim. Annem. Salih abin şehit mi düştü yoksa? Yok yok yok. Bana söyledi. Bana söyledi. Bana söyledi. Söyledi bana. Yavrum. Gurur
be. Ben şehidin anasıyım. Şehidin anası. Şehidin anası. Salih. Vatan sağ olsun. Gel anneciğim. Gel cenaze namazı kılınacak. Muhterem cemaati Müslümin, merhum şehit Ziyade Er Salih Mert'in Allah'a, Resulullah'a inanmış mümin bir kişi olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Thank you.
Oğlum, abin şehit oldu. O düğününü yaptı. Şimdi sıra sende. Ayşe ile konuş, düğününüzü fazla geciktirme. Ama anne, daha abimin acısı çok yeni. Biraz zaman geçseydi. Abin de bunu isterdi. Söyle nişanlına, en yakın zamanda yapalım düğünümüzü. Ne demek istiyorsunuz? Sakin ol kızım. Sizi anlayamıyorum. Kızım, otur da dinle bizi. Bak kızım, babanla düşündük, taşındık, bir karara vardık. Düğünü erteleyelim diyoruz. Ertelemek mi? Niye? Kızım bak, acele etmeye gelmez. Kemal de askerliğini yapmadı. Askerliğini bitirsin, sonra neşe içinde yapalım düğününüzü. Hı. Ya siz neler söylüyorsunuz Allah aşkına? Söz verdiniz. Gelinliği bile seçtik. Nikah günü bile ilan edildi. Ayşe sakin ol. Biz senin iyiliğin için böyle yapıyoruz. Yarın git söyle Zehra Hanım'a. Düğünü Kemal askerden geldikten sonra yapalım. Ama baba... Tamam Ayşe, itiraz istemiyorum. Anlıyorum. Tabii ya. Salih abi çatışmada şehit düştü. Ya evliyken Kemal de şehit düşerse? O zaman kızımız ne olur? Askerliğini yapıp gelsin ki bir endişemiz olmasın. Öyle mi baba? Haklı değil miyiz kızım? Ne olur 1,5 yıl daha sabretseniz. Kemal'in askerliği geldi nasıl olsa. Anne, baba. Ölüm herkesin başında. Askerde de, sivilde de. Ölümden kaçış yok. Kaderde ne varsa o olur. Ben razıyım. Yeter ki siz... Tamam Ayşe, kes. Biz ne diyorsak o olacak. Yarın gidip konuş. Hı hı. Al canım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Öleli 10 sene oldu değil mi? Oldu ya. Yavrum da onun yanına gitti. Paylaştık çocukları. Biri benim, biri onun. Takdir-i ilahi. Salih'imin mürüvvetini göremedim ama... ...yakında Kemal'imin mürüvvetini göreceğim işte. Onları baş göz edip bir yuva kuracağız. Öyle değil mi Tünür? Bugün biraz keyifsizsin Tünür. Neyin var? Yok, iyiyim. Ne bileyim, durgun gördüm de seni. Şey, Dünür, nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Bizim Bey'le uzun uzun konuştuk, bir karara vardık. Ne kararı? Düğünü ertelesek diyoruz. Olur, erteleriz canım. Haftaya olacağına öbür haftaya olur. Öyle erteleme değil. Kemal askerliğini yapsın ondan sonra. Bu zamanda herkes askerlikten sonra düğün yapıyor, iş kuruyor. Hani ne olur ne olmaz. Dünya hali bu. İyi ama Dünür, nikah ilanları asıldı. Düğün tarihini duyurduk. Bak biz cenazemiz olmasına rağmen vazgeçmiyoruz. Anlıyorum. Ne olur yanlış anlama bizi. Kemal askerden gelene kadar bekleriz. Askerden gelir gelmez de yaparız düğünü. Ayşe'nin haberi var mı? Konuştuk onunla. Ya. O zaman ne diyelim? Dediğiniz gibi olsun. Yalnız bir ricam olacak senden komşu. Çocuklarla bir de sen konuşsan. Ayşe'cim, kızım annem baban haklı. Değil anne, değil. Onların endişesini biliyorum ben.
Onlar sanıyorlar ki... Kemal... Kızım, sen onların bir tanecik kızlarısın. Elbette her şeyi hesaba katacaklar. Lütfen kızma onlara. Öyle değil mi oğlum? Kemal. Biz Kemal'le konuştuk. Hemen tecilini kaldıracak ve askere gidecek. Aslanlar gibi askerliğini yapıp gelecek. Öyle değil mi oğlum? Öyle anne. Mesele yok bunda. Zaman dediğin nedir? Geçer gider. Hem asker yolu beklemek sevaptır kızım. Onlar memleket için nöbet tutarken bizlere düşen onlara dua etmek ve beklemek. Kemal gidecek, geri gelecek. Ayıp ettik Berisa. Keşke düğünlerini esseydik de. Abim gibi ben de şehit olsam yapayalnız kalacağız. Kim demiş yapayalnız kalacağım diye? Sizin şerefiniz yeter bana. Hem bir yerine iki şehit anası olurum. Sen hiç dert etme oğlum. Anneciğim. Annem. Oğlum. Askerim. Bir tanecik yavrum. Senin ayağına diken batmasına dayanamam. Elin incinse ben acıların en büyüğünü yaşarım. Ama memleketimiz için, insanlık için, Allah için bir asker gerekirse canını seve seve verir. Ben de bundan şeref duyarım bilesin. Biliyorum anne, biliyorum. Al bunu yavrum. Kırmızı gül. Buna baktıkça beni hatırla, olur mu? Olur annem. Bizim asker, en büyük asker, bizim asker. En büyük asker, bizim asker. En büyük asker, bizim asker. Sağ olun. Güle güle oğlum. Allah'a emanet ol. Hayırlı tezkere der yavrum. Sağ olun. Ayşe nerede? Mutfakta oğlum. Tamam. Thank you.
Ayşe. Niye ağlıyorsun? Lütfen ağlama. 15 ay dediğin nedir ki? Bana mektup yazarsın değil mi? Yazarım tabii. Benimle gurur duyacaksın değil mi? Benim nişanlım asker diyeceksin. Dimdik duracaksın. O zaman ben çok sevinirim işte. Tabii. Hadi ağlama. Ağlama. En büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. Hazırım arkadaşlar, hazırım. Bu asker gidecek, geri gelecek. Bu asker gidecek, geri gelecek. Bu asker gidecek, geri gelecek. Ayşe, kızım nereye? Zehra anneme yemek götürüyorum. Sarmayı pek sever. Türkiye bugün şehitlerini ağladı. Çorum, Konya, Çanakkale, Trabzon ve Diyarbakır Türkiye'nin dört bir yanından bugün ağıtlar yükseldi. Kara Harekatı'nın ikinci gününde şehit olan 5 asker memleketinde toprağa verildi. Şehitleri 10 binler uğradı. Çorum, Konya, Çanakkale, Trabzon ve Diyarbakır 5 il aynı tarihsiz acıyı paylaştı bugün. Askerden biriydi komando uzman çavuş Yasin Keyvanoğlu. Son yolculuğunda ilk önce uygulandı.
Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anneciğim. Bak sana ne getirdim. Sarma. Ah. Kendi ellerimle yaptım. Niye zahmet ettin evladım? Teşekkür ederim. Ne zahmeti? Geç otur, geç çocuğum, otur şöyle. Telefon etti mi? Sabah konuştuk, çok iyiymiş. Sana telefon etmiyor mu? Ediyor. O zaman bana niye soruyorsun? Hiç. Kızım. Niye ağlıyorsun? Benim güzel gelinim. Kızım, ağlama yavrum. Ağlama. Korkuyorum Zehra anne. Çok korkuyorum. Her gün rüyamda Kemal'i görüyorum. Bir kurşun rast geliyor. Sonra inleyerek beni çağırıyor. Şu sıralar o kadar çok şehit haberi var ki. Kızım, bekleyeceğiz. Şurada 6-7 ay kadar bir şey kaldı gelmesine. Yüce Allah'ım ne dilerse o olur. Hiç endişe etme. Bize düşen dua etmek, tevekkül etmek. Hadi kalk da yaptığın sarmayı beraber yiyelim. Bakalım güzel mi yapmışsın? Eğer güzel yapmamışsan gelin diye almam seni, haberin olsun. Hadi gel. Ne oldu Zehra anne? İyi misin? Bilmem. Doktor falan çağırayım mı? Geçti. İçim sıkıldı birden, bir şey oldu garip. İyiyim. İyi misin? İyiyim kızım. Alo, iyi günler. Kemal Mert'le görüşebilir miyim? Araziye mi çıktılar? Dönmediler mi daha? Bir haftadır haber alamıyoruz da merak ediyoruz. Başına bir şey gelmedi değil mi? Teşekkür ederim. Daha araziden dönmemiş anne. Her şeyde bir hayır vardır kızım. Kaderde ne varsa o olur. Hem başına bir şey gelmiş olsa komutanlara haber verir elbet. Değil mi? Kemal Mert hangi odada yatıyor? İleride, soldaki oda. Teşekkür ederim. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Durumu nasıl? Şu anda uyuyor. Daha iyi. Ne oldu? Annesine hala bildiremedik. Niye? Büyük oğlu geçen yıl şehit düştü. Bir de bu. Komutanım, ne gerekiyorsa yapın. Kemal'i iyileştirin.
Annesi ikinci bir acıyı yaşamasın. Lütfen. Elimizden geleni yapıyoruz yüzbaşı. Şu anki durumu? Başındaki şarapnel parçalarını çıkardık. Ayaklarında ve kollarında yaralar var. Ama endişe verici değil. Asıl endişe verici durum ise... Anne. Anne. Kemal. Anne. Aslanım. İyi olacaksın aslanım. Annene sapasağlam gideceksin. Komutanım. İçerisi niye karanlık? Işıkları niye yakmadılar? Işıkları niye yakmadılar? Demek istediğim bu. İnşallah geçicidir. Görmüyorum. Görmüyorum. Üzülme. Gözünün açılması için ne gerekiyorsa yapılacak. Ben ona üzülmüyorum ki komutanım. Ben niye bir adım daha atıp şehit olamadım? Niye abimin yanına gidemedim? Ona üzülüyorum. Yüzbaşım, gözünün retinası zedelenmiş. Kurtarmaya çalışacağız. Bu da birkaç ay sürer. Birkaç ayda gizleyemezsiniz. Annesine söylemek zorundasınız. Anlıyorum. Ah annem, şehit anaları, onların feryadı, acısı. Yüzbaşım, bizim analarımız sabırlıdır, tevekkül sahibidir. İnanıyorum ki metin olacaktır. Ayrıca hiç umut yok da demedim. İnşallah iyileştiririz. İnşallah komutanım. Söyleyin annesine, gelsin görsün oğlunu. Bizzat ben gidip söyleyeceğim. Evladım. Zehra Mert. Evet benim. Annem. Nasıl söylesem size? Oğlum. Oğluma bir şey mi oldu? Gazim benim. Annem. Anneciğim. Güzel Allah'ım abine şehitlik nasip etti. Sana da gazilik. Ben bahtlı insanım. Bahtlı. Kemal. Kemal. Ne bu telaş? Ben iyiyim. Ben gazi oldum. Neredesin Ayşe? Ay.
buradayım. Allah'ım şehitlik yerine gazilik nasip etti. Bir adım daha atsaydım abimin yanına gidecektim. Ayşe ne olur ağlama. Ayşe. Böyle susmayın ne olur. Komutanlarım gözlerimin iyileşmesi için uğraşıyorlar. Hem iyi olmasa da dert etmem. Şu anda gözleri dışında durumu iyi. Yaraları iyileşene kadar hastanede kalsın. Gözlerinin tedavisi için de araştırma yapıyoruz. Merak etmeyin. Gözlerinin açılması için her türlü imkanı kullanacağız. Hı hı. O bizim oğlumuz. Onun görmesi lazım. Sizin gibi anayı, sizin gibi nişanlıyı görmesi lazım. Sağ olun. Allah razı olsun. Geldiler işte. Gel oğlum. Geldik mi? Geldik yavrum. Mahallemin kokusu. Çok özlemişim. Gazi abi, Gazi abi al bu senin. Teşekkür ederim. Hepinize selamun aleyküm. Aleykümselam. Suyu getirdim sana çocuğum. Sağ ol. Sen de sağ ol yavrum. Göreceksin oğlum. Göreceksin. Zannetmiyorum anne. Ben artık böyle kalacağım. Doktor teselli etmek için öyle söylüyor. Ben böyle kalacağım. Ama zerre kadar dert etmiyorum. Gerçi seni göremiyorum. Sevdiklerimi göremiyorum. Ama duyuyorum. Hissediyorum. Anne, abim bu memleket için canını verdi. Ben gözümü vermişim çok mu? Sen hiç üzülme anne. Kimse üzülmesin. Kimse. Benim yüzümden zor duruma düşmeyin. Sen güzel anam.
Nişanlım. Ben sizi düşünüyorum. Ayşe ile konuşmam lazım. Ayşe, buralarda bir yerde gül kokusu var. Hissediyor musun? Yok hayatım, gül falan yok. Var, orada gel. Orada gül yok mu? Evet var. Beni oraya götürsene. Güzel kokuyor değil mi? Evet. Ayşe. Evet hayat. Dilersen nişanı bozabiliriz. Ne? Sen neler söylüyorsun? Görmeyen bir adamla yıllar yılı evli kalmak zorunda değilsin. Ben seni gözlerin için sevmedim. Senin yüreğin için sevdim. O yürek için gerekirse ben de... Kemal... Sakın bir daha böyle söyleme. Bizi kimse ayıramaz. Kimse. Ne yapacağız? Başka çaresi yok. Öyle. Kızla konuşmalı. Nerede kaldı? Nişanlısının yanından ayrılmıyor hiç. Bu kadar olmaz. Uyarmalı onu. Hah, geldi işte. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Hemen masaya gel, yemek geliyorum hazır. Geliyorum anne. Şimdi mi konuşacaksın? Kırmamaya çalış. Merak etme. Afiyet olsun. Kusura bakma anne. Yemeği benim hazırlamam lazımdı ama... Kemal'le biraz dolaştık. Vakti nasıl geçtiğini anlamamışım. Ayşe. Buyur baba. Annenle düşündük, taşındık. Sözü nereye getirmek istediğiniz belli. Nişanı bozalım diyeceksiniz değil mi? Bir köyle evlenemezsin diyeceksiniz, biliyorum. Kızım yapma. Senin iyiliğin için konuşuyoruz. Mantıklı olmasın. Hayır baba. Ben Kemal'le evleneceğim. Gözünün görmemesini sorun yapmıyorum. Lütfen siz de yapmayın. Ben nişanlımı seviyorum. Thank you.
Boşuna uğraşmayın komutanım. Benim gözler ölmüş artık. Allah'tan ümit kesilmez delikanlı. Elbette. Ama benim bu hale gözümle değil kalbimle, hislerimle görmeye alışmam lazım. Üzüleceğim diye korkmayın komutanım. Gerçeği söyleyin bana. Ben de işime bakayım. Önemli olan bulunduğun hali kabullenmek. Ben kabulleniyorum. Bu halimle yaşamasını da evvelallah bilirim. Aslanım, gözlerinin öldüğü konusunda haklı olabilirsin. Ama tıp ilerledi. Elbet bir çare bulunur. Bulunursa ne âlâ komutanım? Bulunmazsa da kendimi öldürecek, hayata küsecek değilim ya. Allah'ıma şükürler olsun. Siz hiç endişe etmeyin Zehra anne. Kemal'in görmesi için her türlü tedaviyi deniyoruz. Ah oğlum, ordumuzdan, devletimizden Allah razı olsun. Oğlumun görmesi için adeta seferber oldu. Ah doktor bey, ne oldu? Nasıl? Oğlumun gözleri görecek mi? Elimizden geleni yapıyoruz anne. Ayşe, anne, sizsiniz değil mi? Biziz canım. Eve gidebiliriz. Anne, lütfen. Ya ağlanacak bir durum yok. Yo, ağlamıyorum. Öylesine işte. Hadi oğlum, hadi gel. Hadi gidelim gel. Evimize. Ümit yok mu komutanım? Maalesef yüzbaşım. Retina tabakası tamamen işlevini yitirmiş. Çok uğraştık ama olmadı. Maalesef göremeyecek. Ama delikanlı o kadar neşeli ki görmemeyi hiç dert etmiyor. Halini hemen kabullenmiş. O gerçek bir asker komutanım. Onun görmesi lazım. Annesi için, nişanlısı için, kendisi için. Ne yapabiliriz? O benim askerim. Benim. Görmeli. Annesine söz verdim. Oğlum görecek dedim. Görecek dedim komutanım. Salih, oğlum. Anne, niye ağlıyorsun? Allah sana hem şehit hem gazi analığı vermiş. Şikayet mi ediyorsun bundan? Yok evladım, yok. Kardeşini düşünüyorum. Onu düşünmekten gözlerime uyku girmiyor yavrum. O görmüyor, ben görüyorum. Keşke. Anne. Anne sen misin? Benim oğlum. Ne yapıyorsun orada? Hiç, oturuyordum. Hadi sen git yat yerine. Ben de odama gidiyorum. Anne. Hı, söyle oğlum. Ayşe ile konuştuk. Deli kız. İlle evlenelim diye tutturuyor ben olmaz desem de. Artık evlenmek istiyorum anne. Bir güzel düğün yapalım. Hem Ayşe istediği için hem de senin mürüvvetimi görmeni istiyorum annem. Bu senin hakkın. Abimin mürüvvetini göremedin.
benimkini gör. Olur mu? Oğlum. Oğlum. Yavrum. Ah komutan evladım, sana da zahmet veriyoruz. Oğlumun iyileşmesi için çırpınıp duruyorsun. Sana hakkını nasıl öderiz bilmiyorum. Öyle deme Zehra anne. Biz sana olan hakkımızı ödemeye çalışıyoruz. Komutanlarım sizi anneler gününde yılın annesi seçti bile. Bizim gönlümüzde zaten öylesin. Komutanım, o benim için her yılın annesi. Aman neymiş yılın annesi filan, anne annedir. Ah... Ayşe'dir gelen. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anneciğim. Buyur geç. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Kemal, hissettin mi? Hissetmez miyim? Gül kokuyor. Sana gül getirdim. Bunları sana veririm ama bir şartla. Şartın nedir? Benimle evlenirsen hem de hemen bu hafta. Komutanım, bu deli kız illa evlenmek istiyor benimle. Yoksa gül falan vermeyecekmiş. Kemal, beni mahcup ettin ama. Söyle komutanım. Bu kızla evleneyim mi? Sen ne emredersen o olur. Asker! 52. alay, 2. tabur, 5. bölük, 3. takım Kemal Mert Konya emret komutanım. Ayşe ile evlenmeni istiyorum. Evlen. Emredersiniz komutanım. O zaman komutanlarımla görüşeceğim. Düğünü orada evinde yapacağız. Orada evinde.
Zehra annem, yapmayın lütfen. Bugün yapmayın. Komutan oğlum, bu Zehra annem şehit olan oğluna, gazi olan Kemal'ine ağlamıyor. Onlar benim şerefim, ikisi de. Ama Kemal'imin görmeyen gözleri. Yavrum karanlıkta yaşıyor. Ben her rengi, her eşyayı görüyorum. Ama o hiçbir şey göremiyor. Ben mürüvvetini görüyorum. Yavrumun düğününü görüyorum. Ama o en mutlu gününü göremiyor. Onun görmesini o kadar isterdim ki. Ah Zehra annem, elimden bir şey gelse. Ama doktorlar araştırma yapıyor. Bulacaklar çaresini Kemal'imin görmesi için. Hadi annem. Düğünde ağlanır mı hiç? Böyle bir evlat yetiştirdin ya annem. Sana bu memleket feda olsun. Hadi bakalım damat efendi. Dans etmek de olmaz. Yağlar çekeceğiz. Hadi hadi. Hadi bakalım. Hoppa. Çek çek. Öyle işte. Senin top da çok akıllıymış arkadaş. Saklanmasını iyi biliyor. Aldım. Hadi çabuk atsana. Attık. Dondurmaları getirdim. Sağ ol hayatım. Bir tane de anneme aldım. Eve kadar erimez mi? Erimez erimez. Hadi eve gidelim. Hadi. Al bakalım. Komutan oğlum, hala bir netice yok mu? Ya, hani göz retinası düzelebilir demişti de doktor. Hani araştırma yapıyorlarmış ya. Oğlum görecek değil mi? Bir gün görecek. Onu bu haliyle gördükçe
sağ ol. Sağ ol komutan oğlum. Müjdenizi bekliyorum. Sağ olun. Anneciğim. Al anneciğim, hemen ye, erimesin. Kızım ne bu? Niye zahmet ettiniz? Ah sizi. Sensiz boğazımızdan geçer mi hiç? Sen bizim her şeyimizsin. Anneciğim. Canım. Canım yavrum benim. Sağ ol. Kalem ister misiniz? Ya sağ ol. Ya sağ ol. Sağ ol. İstedim. Kalem ister misiniz? Ben ne yaparım kalemi amca? Kusura bakma delikanlı, bilmiyordum. Yok amca, önemli değil. Ya amca, kalemle para kazanabiliyor musunuz? İdare ediyoruz be evlat. Bizim de eve bir tuzumuz oluyor. Evde sabahtan akşama kadar oturmaktansa bir işe yarıyoruz be evlat. Hayattan kopmamak lazım. Allah bu hayatı bize emanet olarak vermiş. Kıymetini bilmek lazım. Al bu kalem hediyem olsun. Teşekkür ederim amca. İyi günler. İyi günler. Gelinimle öyle güzel yemekler yaptık ki, bakalım beğenecek misin? Doldur bakalım kızım. Kemal, ne oldu oğlum? Hiç. Siz çalışıyorsunuz, ben evde oturup sizi bekliyorum. Oysa ben bu evin erkeğiyim. Ama oğlum... Görmüyorsam elim ayağım da tutmuyor değil ya anne. Çalışacağım. Çalışacak mısın? Böyle boş boş oturacak değilim ya. Ama ben çalışıyorum canım. Güzel temiz bir işim var. İdare ediyoruz. Elbet benim de elimden bir iş gelir. Ama oğlum, doktorlar araştırma yapıyormuş. Yakında tedavi olunca... Anneciğim, tedavi olursam, iyileşirsem ne hala? Ama şu anda bu haldeyim. Bu halde yaşamasını, çalışmasını öğrenmeliyim. Peki ne yapacaksın? Bir şeyler yaparım elbet. Islak mendil. Kokulu ıslak mendillerim var. Gül kokulu mendillerim var. Islak mendillerden isteyen var mı? Gül kokulu mendillerim var. Islak mendil. Mendil ne kadar? 1 lira. Bir tane alabilir miyim? Buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkürler.
Islak mendil. Yavrularım mıydı? Canlarım. Kızım. Kızım, hasta mı oldun? Doktora gidelim hemen. Yok anne, hasta değilim. Ben iyiyim. Yo yo, iyi değilsin sen. Vallahi iyiyim anne. Çok iyiyim. O kadar iyiyim ki. Çok sevinçliyim. Aa, yoksa? Evet. Evet anne, hamileyim. Sahi mi kızım? Güzelim. Anneciğim. Güzelim. Kemal'imin haberi var mı? Yok. Yok mu? Canım yavrum. Yavrum. Aşkım, gel. Hoş geldin. Gel, hoş bulduk. Gel, 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 gel. Gir içeri, gir. Sana bir sürprizim var. Çıkar onları. Giy şunları da. Gel, gel. Ver onu bana. Gel canım, gel. Gel, otur şöyle. Neler otur. Oluyor ya? Otur şöyle, otur. Kızma oğlan mı? Ne? Kızma olsun oğlan mı? Neler söylüyorsun sen? Ay anlasana hayatım. Sahi mi? Evet. Demek baba olacağım. Baba olacağım. Anneciğim, anneciğim duydun mu? Anne torun sahibi olacaksın, duydun mu? Oğlum, Hüseyin komutan aradı. Yarın muayene için hastaneye çağırıyorlar. Baba olacağım canım. Yurt dışından yeni ilaçlar getirildi. Şimdi onu deneyecekler. İnşallah faydası olacak. İnşallah evladım. Yakında torunum olacak. Yavrumun oğlu. Oğlunu görmesini o kadar çok istiyorum ki. Görecek annem. İnşallah görecek. İnşallah. Gelinin nerede? Hemşireyle bir yere kadar gittiler. Gelir şimdi. Doktor. Gelin odamda konuşalım. Önceden az da olsa ümidimiz vardı. Yurt dışından gelecek ilaçlara güveniyorduk. Maalesef sonuç alamadık.
Bunu söylemek istemezdim ama alışmanız lazım. Oğlunuz hiç göremeyecek. Özür dileriz. Siz elinizden geleni yaptınız. Allah razı olsun. Oğlumun kaderi böyleymiş. Benim tek üzüntüm oğlumun doğacak olan çocuğunu göremeyecek olması. Oğlumun görmesi için ne yapmam gerekirse yaparım. Doktor, yok mu bunun başka bir çaresi? Yok mu ha? Aslında var bir çaresi. Var da çok zor ihtimal. Nedir o? Göz nakli. Göz nakli mi? Evet. Ama zor. Organ bağışı yapacak olan kişi çok az. Olsa bile sırada o kadar çok hasta var ki. Eğer mümkünse yapın. Genelkurmay gazimizin iyileşmesi için her türlü yetkiyi verdi bana. Anlıyorum yüzbaşım. Ama dediğim gibi, canlı göz bulmak zor. Hele ülkemizde çok zor. Senelerce sıra bekleyebilir. Bak babası. Bu şapkası. Bunları bebeğimiz için aldım bugün. Nasıl? Bak. Yumuşacık değil mi? Evet. Ama ne kadar küçük bunlar. Ayakkabı da aldın mı? Almaz olur muyum hiç? Şunlara bak, mini mini patikler. Bakayım. Pomponları da var. Ne renk bunlar? Onlar sarı. Baba olacağım ben be baba. Oğlan olacak dedi doktor değil mi? Evet, oğlumuz olacak. Biliyor musun Ayşe? Hiçbir şeyden şikayetim yok. Halimden çok memnunum. Allah'ın bana gazilik gibi bir sıfat verdi, şükürler olsun. Hiçbir şeyden şikayetim yok. Ama doğacak oğlumu dünya gözüyle bir kere görseydim, onun minik minik ellerini, gözlerini, yanaklarını bir kere görseydim. Ha? Ah bir kere görsem. Görsem. Mendil var. Gül kokulu mendiller. Ne kadar ıslak mendiller? 1 lira. Alabilir miyim? İyi günler. Güle güle. Gitsek iyi olacak. Gel canım. Gel. Gel. Ne oluyor? Gel. Tut elimden. Otur şöyle. Otur. Sana bir müjdem var. Ne oldu? Göz bulunmuş. Ne? Göz nakli yapacaklar sana. Artık göreceksin. Başkasının gözüyle mi? Biraz evvel komutanın aradı. Hazırlansın dedi. Nasıl yani? Yarın ameliyatla göz nakli yapılacak. Göreceksin hayatım, göreceksin. Çocuğumuzu göreceksin. Niye sevinmedin? Bilmem. İçime bir sıkıntı oturdu birden. Ben halimden memnundum. Yapma hayatım.
Çocuğumuzu göreceksin. Beni göreceksin. Anneni göreceksin. Doğru. Peki annem nerede? Çok acil teyzemlere gitti. Teyzem hastalanmış da. Onun haberi var mı? Yok. Bak ne diyorum. Ona sürpriz yapalım. Söylemeyelim. Ameliyattan sonra çık karşısına. Seni gözleri açılmış görünce ne kadar sevinir. Ha? Ne oldu komutanım? Bir sorun mu var? Yok. Nereden çıkarıyorsunuz? Kemal şu an ameliyatta. Ve ülkenin en iyi doktorları yanında. Merak etmeyin. Ameliyat başarıyla bitecek. Siz iyisiniz değil mi? İyiyim. Moralim yerinde. Artık kocanız görecek. Artık askerimi size sapasağlam teslim edebileceğim. Doktor Bey. Ameliyat başarıyla sona erdi. Oh. Artık Kemal Mert görecek. Görüyorum. 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 Kayınpederim, kayınvalidem, Hüseyin Yüzbaşım. Ve sen. Allah'ıma şükürler olsun. Peki annem nerede? Daha gelmedi mi? Söylemedi ki hayatım. Sürpriz yapacaktık, unuttun mu? Haber verin de gelsin. Annemi görmek istiyorum. Annen geldi Kemal. Geldi mi? Yoksa siz mi çağırdınız? O hep buradaydı. Dünden beri. Hani teyzemlere gittiğini söylemiştin? Bana öyle söyledi. Komutanım şimdi nerede? Yan odada. Yan odada mı? Niye yanıma gelmedi? O senin yanına bekliyor. Gözlerimin açıldığını bilmiyor mu? Bilmiyor. Ben giderim. Thank you.
Anne. Anne ne yaptın? Annem. Anne ne yaptın böyle? Evladım. Annem. Oğlum sen görüyorsun annem. Değil mi? Bu bana yeter. Anne. Oğlunu görmeni istedim evladım. Ben göreceğim kadar gördüm. Senin görmen lazım. Anneciğim. Annem. Anne. Ayşe. Anne ne yaptın? Hayatım seni gören gözlerim annemin gözleri. Yüzbaşım niye izin verdiniz? Niye? Niye? Onu vazgeçirmek için çok uğraştık. Ben vermek istiyorum. Bu gözlerimi oğluma vermek istiyorum doktor bey. Yalvarırım karşı gelmeyin ne olur. İmzaysa imza atarım. Senetse imzalarım. Ne derseniz yaparım. Yeter ki oğlum görsün. Yakında oğlu olacak göremeyecek. Zaten ağlıya ağlıya gözlerim kör olacak. Kör olmadan bir işe yarasınlar bari. Zehra anne olmaz. Mümkün değil. Olmaz. Asla. Demek öyle. O zaman ben de... Ben de kör olurum. Oğlum görmeyecekse ben de görmem. Zehra anne yapma. Çıldırdın mı? Ya bu gözlerimi oğluma nakledersiniz ya da ben kör ederim. Yemin olsun kör ederim. Engelleyemedik Kemal'im. Bir ana yüreğini kim engelleyebilir ki? Annem, canım annem. Ben şehit anasıyım oğlum. Gazi anasıyım. Bu şeref bana yeter. Hadi. Sakin. Sakin ol tamam. Yetiştik tamam hayat. Sakin ol. Sakin ol. Yetiştik. Gözünüz aydın. Sağlıklı bir bebeğiniz oldu. Teşekkür ederim oğlum. Kemal, torunum nerede? Burada anne. Nerede torunum? Kemal ay. Ver bana oğlum. Al anne. Ay, ay. Yavaş. Yavaş. Ah benim güzel torunum. Yavaş. Senin sayende oğlumu gördüm anne. Senin bana baktığın gözlerle oğluma bakıyorum anne. Annem.